Günaydın. Buruk bir günaydınla sizi karşılıyorum. Çünkü bugün benim Ljubljana'daki son günüm. Burada şimdi bugün valizlerimi alacağım, işlerimi halledeceğim. Sonra saat 3'te Bosna'ya gideceğim. Vallahi Ljubljana'ya veda ettiğime inanamıyorum. Yani buradaki hayatım şu anda bitiyor ya. Çok tuhaf bir his. Yarın da vizem bitiyor bu arada. Son anına kadar kullandım. Bana kalsa yarın dönerdim. Ama yine de hani bir aksilik olursa falan diye artı bir gün koydum. Şimdi 14 Temmuz günü Ljubljana'ya veda ediyorum. Şimdi gidelim. Sabah kahvaltısı için. Bak ne kadar tatlılar. Ay ne kadar özleyeceğim bunu. Bana yol veren o nazik insanları. Bir de bu arada Ljubljana'ya gelir miyim? Slovenya'da yaşar mıyım derseniz ona emin değilim. Çünkü benim işim gereği yani dijital içerik üretici, dijital medya alanında çalışan biri olarak Ljubljana çok küçük bir market. Yani şey Slovenya. Çok küçük ve birçok Instagram özelliği falan çalışmıyor. Ben bunu bilmeden geldim. Hiç araştırmadım. Aklıma da gelmedi böyle bir şey olabileceği. O yüzden ne yazık ki burada bir geleceğim olması biraz zor. Ama aklımda başka ülkeler var. Başka projeler var. Bakalım inşallah yolumuz açık olur. Şimdi börek Olimpiya'ya geldim. Gelirseniz size de bir fikir olsun bu. We always do it by hand. The result is tiny roll dough that turns into a crispy crust. Anyway, I'm saying same. Börek yemeğe ara vermiştim. Kendimi Bosna'ya saklıyordum. Sonra bugün dedim ki Olimpiya'da bir börek yiyeyim. Okula bisikletle mi gitsek? İlk geldiğimde ben Olimpiya'da yemiştim. Sonra bir daha dedim ki ay Eda bak. Böreğin de tadı çok güzel bu arada Olimpiya'da. Ben ıspanaklı yiyorum her zaman. Ya da işte etli de yiyebiliyorsunuz yani. Eğer domuz eti hassasiyetiniz varsa domuz etli değil. Etli börekleri. Özellikle şu Bavarski'de bu oradaki şey çocuk çok tatlı. Türkçe de biliyor biraz. Böyle teşekkürler diyor. Beğendin mi diyor. Güzel mi diyor böyle. Çok güzel aksanı var. Bayağı böyle güzel bir börek yiyebilirsiniz. Yani dilim börek ama aşırı doyuruyor. 2,5 mu? 2,5 euro falan olması lazım. İşte böyle bugünümü böyle kayda alacağım. Son gün neler yapıyorsam. Okula doğru bir yol alacağız. Oradan belgemi alacağım. Ondan sonra eşyalarımı bıraktığım arkadaşımdan haber bekleyeceğiz. Şu şeyi bir değerlendirelim. Nasıl bir öğrencilik yaşadım burada? Nasıldı? Güzel miydi? Bir biraz bundan konuşalım isterim. Ljubljana'da öğrenci olmak gerçek anlamda çok güzel bir deneyim. Diğer ülkelere göre de uygun fiyatlı bir deneyim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü Studentski Boni diye bir şey var. 10 euroluk yemeği 3,5 euroya yiyorsunuz. Hayatımda bir daha karşıma çıkmayacak bir fırsat. Bakın şurada yazıyor Studentski Boni diye. Benim bu arada galiba bir numaram, hatta Bosnalı arkadaşımın da öyleymiş. Bir numaralı restoranımız şu Fresco. Çok güzel İtalyan yemekleri var. İşte çorbası, salatası, tatlısını falan veriyor. 4 euro ödüyorsunuz hepsine. Ondan sonra başka güzel tarafları ne? Öğrenci olarak burada yaşamanın. Bir dakika ben magnet almadım hiç. Slovenya'dan hiç magnet almadım. Neyse şimdi okul işini halledelim de gider alırız. Diğer Avrupa ülkelerine göre bence bir tık daha ucuz. Şu an öğrenciye sunduğu olanaklar açısından bakarsak Ljubljana gerçek bir öğrenci şehri. Çok güzel olanakları var işte bu Studentski Boni gibi. Karnınızı hakikaten her gün doyurabiliyorsunuz. Ve çok güzel yemeklerle, güzel restoranlarda yemek yiyorsunuz. Bu Boni sayesinde. Günde iki defa falan kullanabiliyorsunuz. Aradan böyle bir 4 saat falan geçmesi lazım. Bu açılardan çok güzel. Çok sakin, çok huzurlu. Hani itibariyle belgemi aldım. Şey deyince, Nasvidanya deyince bir tık duygulandım galiba. Bir tık mı? Her gün kahve içtiğim semaforda son bir kahvemi içeyim.
Buraya ilk geldiğimde kafeye oturmuştum hemen. Bizim fakültenin yanında kahvesini ve kombi içiyorum yani. Sütlü kahve. Son bir oturdum. Burada artık şimdi bakalım diğer işlerimi halletmeye gideyim. Bankaya gidip paramı çevirmem lazım. Sonra da bakalım koşturmacalar. Şimdi benim hemen arkam nehir kenarı. Şimdi bisikletle merkeze gideceğiz. Preşeren Meydanı'nda bisikleti bırakacağım. Çok kısa bir bisiklet sürüşü olacak ama olsun, yine de kullanmak istiyorum. Bugünkü bir saatimi doldurmak istiyorum burada. Ljubljana, Ljubljana. Hey, zaman daralıyor. Magnet aldım annemlere falan. Anneme magneti götürmezsem kızardı. Kendime de almamıştım. Bir de bir tane postkart var, geldiğimden beri bayılıyorum. Şimdi gidip onu alacağım. Çok güzel bir illüstrasyon. Evet, şimdi de gidelim. Hediyelik bir şeyler bakalım. Evet, burası. Baksanıza, bunlardan alacağım. Çok güzeller. Of, bana geliyorlar ya. Bu ne? Şimdi burada şeyde hediyelik eşya, böyle oyuncak satan bir dükkana girdim. Şu postkartları almak için. Hanımefendi ya, bu kadar tatlı bir insan ki. Şey, bu telefonla ödeme yapıyorum ben. Apple cüzdanla. Her şeyimizi biliyorlar dedi. Hiç hani şeyle, telefonla ödediğin zaman her çok daha fazla insan para harcıyor dedi. Dedim aynen. Chomsky'nin şeyinden bahsetti. Hani bizi kontrol etmeye çalışıyorlar. Bütün algoritmalar falan filan. Yani yaşlı bir teyze, bayağı yaşlı bir teyze ve size şöyle söyleyeyim. Yine biraz Slovenya öveyim size. Ya burada yaşlısından gencine herkes İngilizce biliyor. O kadar güzel İngilizce konuşuyor ki kadın. Yaşlı bir kadın. Normalde bakın, bir gün önce İtalya'daydım. İtalya'da bu kadar İngilizce bilmiyorlar yani, yaşlılar özellikle. O kadar güzel şeyler anlattı ki kadın. O kadar güzel muhabbet ettik ki. Ay, nakit özgürlüktür dedi. Dedim aynen haklısınız. Ama dedim işte ben de paramı hani çaldırmaktan korkuyorum. O yüzden her şeyi hani telefondan hallediyorum. Bizi bizden iyi tanıyorlar falan diye konuştuk. Duygulandım yine ben ya. Teyzenin fotoğrafını çekmek istedim ama yani konuşmalarına bakılırsa böyle şeyden de hoşlanmayabilir. O yüzden çekmedim. Şimdi bu geleneksel bir Sloven tatlısı. Ben brownie salı aldım, yani blueberry'li. Ve bu sıcak geliyor bu arada. Yanına da bir americano aldım. Banka açılana kadar son bir strukla yiyelim. Şubat 2022'de uçağa bindiğimde yeni bir hayatın kapısını aralıyordum. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ben uçağa binerken kendime bunun sözünü verdim. İstanbul'daki Eda'yı geride bırakıp yepyeni bir hayat kurmaya doğru yola çıktım. Ve 6 ay boyunca Ljubljana'da huzur ve sakinliği resmen her zerremde hissettim. Neredeyse burada hiç sinirlenmedim, hiç kimseyle gerilmedim. Ve buradaki ilk ayımın sonunda şunu fark ettim ki ben buraya gelmeden önce ne kadar gergin, ne kadar memnuniyetsiz bir insanmışım. Ne kadar çok günlük hayatın ve yaşadığım o şeylerin benim neşemden çaldığını burada fark ettim. Burada yaşadığım hiçbir günün olumsuz bir şey içermemesi böyle ütopik bir dünyada yaşıyor gibi hissettirmişti bana.
Tabii bünyem alışkın değil böyle bu kadar huzurlu ve sakin bir yaşama. Etrafımda sürekli tatlı ve güzel insanların olması, harika arkadaşlıklar kurmam. Bunlar beni kendime getirdi. Ve ben her şeyi kenara bırakıp böyle günlük işte vay ülkede şu anda ne oluyor, işte hayatım şu anda tepe taklak, ne yapacağım falan derken dedim ki her şeyi bir kenara bırak Eda, burada iyileş. Ben burada kendimi iyileştirdim. Kendimi iyileştirirken de en büyük destekçim bu şehir oldu. Çünkü ben flanöz şehirde dolaşan bir kadınım. Öylece avare bir şekilde dolaşan biriyim ve tüm bu dolaşma sürecimde tüm hayatımı sorguladım aslında. Şubat ayından itibaren Ljubljana ile çiçeklendim, yeşillendim. Dallarında bahar çiçekleri açarken benim de zihnim ve kalbimde yepyeni çiçekler tomurcuklanmaya başlamıştı. Bazı çiçekleri tanımıyordum. Ruhumda çok yeniydiler. Dallarını derinlere doğru uzattılar ve ben ruhumun cennet bahçesine dönüşmesini öylece izledim. Bu o kadar güzel bir his ki, bunu gerçekten herkesin deneyimlemesini isterim. Burada kendimle baş başaydım ve kendimden ne kadar uzaklaştığımı da burada fark ettim. Tek başıma bir sürü ülke, bir sürü şehir gezdim buradayken. Ve bu tek başıma yolculuğumda Ljubljana bana adeta yuva olmuştu. Her yolculuk bu istasyonda başlıyordu ve ben hep buraya dönüyordum. Ama bu kez Ljubljana'ya veda ediyorum ve bugün benim için gerçekten çok zor bir gün. Burada edindiğim arkadaşlıklar, burada düşündüğüm şeyler, burada aldığım yeni kararlar, yepyeni bir hayata başlamanın hem çok büyük bir heyecanı hem de az da olsa tedirginliği. Her şeyi burada yaşadım. Yani her şey burada filizlendi, yeşerdi ve büyüdü aslında. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabını okudunuz mu bilmiyorum ama ben mutlaka okumanızı öneririm. Ben Ljubljana'ya gitmeden önce bir ilk 100 sayfasını falan okumuştum. Şimdilerde tekrar başladım okumaya ve kitabın bir kısmı bir şeyleri daha net fark etmemi sağladı. Kitapta yazar şöyle diyor: "Kadınlar sezgisel olarak çevrelerinde ölümün ve yaşamın ne zaman gerçekleşmesi gerektiğini bilirler. Nasıl çekip gidileceğini de bilirler, nasıl kalınacağını da." Bir önceki satırlarda da diyor ki, "Artık başkalarının yıkıcılıklarına hedef olmazlar. Doğanın büyüyüp serpilme yasaları nezdinde eşit haklara sahiptirler. Artık gün sonu yorgunluklarının sebebi çok küçük bir zihinsel alanda, iş ya da insan ilişkilerinde kısılıp kalmaları değil, doyurucu çalışma ve çabalardır." Fark ettim ki aslında kitabın bu bölümünde anlattığı şeyi ben geçen sene bizzat yaşıyormuşum. Bir şeyi okumakla değil, onu yaşıyor olmakla ilgileniyormuşum. Eski Eda okusa onun için de çok başka olurdu ama zaten bazı şeyler uyanmıştı içerimde ve o yüzden de tamamen aslında aksiyon almaya yönelmiştim. Böyle kulaklarımı dikip sadece sezgilerimin, duygularının peşinden gitmeye aşırı kararlı ve inatçıydım. Şimdi de işte bu yaşadığım her şeyin üzerine bu kitabı okuyorum. Ve bana çok güzel bir rehberlik sunuyor. Geçen seneyi çok daha iyi tahayyül etmemi sağlıyor. Ve Ljubljana'ya veda ederken, aslında yolculuğumun da neredeyse yarısına gelmişken, o kadar çok özdeşleştiğim, kendimi bulduğum satırlar var ki, mesela bir tanesi çok çok etkilendiğim bir cümle. Yazar diyor ki, "Derin bir yara iziniz varsa o bir kapıdır. Eski, çok eski bir öykünüz varsa o da bir kapıdır. Gökyüzünü ve suyu tahammül edemeyecek kadar çok seviyorsanız o bir kapıdır. Daha derin bir hayatı, eksiksiz bir hayatı, makul bir hayatı özlüyorsanız o da bir kapıdır. Ben derin bir yara izinin açtığı kapıdan girdim, girmeye cesaret ettim ve burada yapacaklarımı yaptım. Şimdi de çok eski bir öykünün kapısını aralamaya gidiyorum." Ay, duyguluyum çünkü şu anda ailemin geldiği yere gidiyorum. Bihaç'a gidiyorum şu anda ben. Ve bu yolculuk benim için çok özel. Çok
duygusal bir yolculuk olacak artık. Bilmiyorum. Gözyaşlarıma birazcık katlanacaksınız. Biraz duygusallığıma katlanacaksınız. Ve orada bir 4-5 gün geçireceğim. Ve şöyle bir araçla gidiyorum burada. Böyle küçük bir araç kalkıyor. Bazen büyük, bazen küçük bir araç kalkıyormuş burada. Çok heyecanlıyım ya. Şimdi böyle otobüste şimdiden teyzelerle konuşuyorum. Böyle işte şeyler, gençler falan var. Hepsi de Boşnakça konuşuyor. Hiç İngilizceye şey yapmıyorlar. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Yani Ljubljana içinde söyleyebileceğim ne var şu anda? Eski bir Yugoslav ülkesinde yaklaşık 5-6 ay yaşadım. Aslında bir yerde kendi kültürümün, kendi o geçmişime ait o kültürü bir nebze aslında burada yaşadım. İnsanlarını tanıdım. Ve çok güzel bir 5-6 ay yaşadım burada. Yani gidiyor olduğumu inanamıyorum ya. Ljubljana'dan neyse konuşmayacağım.